Araba sefer mi? Nasılsınız? Şimdi o cabaranı vurdum. Öldüğümü bilmiyorum. Bizim Şahin var ya, asker o. Timini toplayıp onun mekanını basacak. Acaba o cabaranı bizim silah fabrikasına bomba attılar ya, ilgisi var mıdır? Öğreneceğiz. Geldiğim zaman bir görüşürüz. İyi günler. Aynı dönemde örgütün ilk büyük üstadı Hugh Depine kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya başlamıştı. Hırslı ve akıllı bir adamdı. Dinamik bir karaktere sahipti. Kısa süre içerisinde Kudüs Kralı ve Patrick'le yakın ilişkiler geliştirdi. 1127 yılında Kral Baldwin adına diplomatik bir görev için Avrupa'ya gönderildi. İşte bu görev tapınakçıların kaderini sonsuza dek değiştirdi. Hugh Depine Avrupa'da kaldığı süre boyunca içlerinde kralların da bulunduğu birçok soylu ve sayısız din adamıyla görüşme fırsatı buldu. Britanya'ya dek uzanan uzun yolculuklar yaptı ve tapınak şövalyeleri adına muazzam bağışlar topladı. Londra ve Edinburgh'ta tapınak evleri kurdu
ve en nihayetinde Kudüs'e geri döndüğünde yanında Müslümanlara karşı düzenlenecek yeni bir sefere katılacak eğitimli ve tam teçhizatlı 300 şövalye vardı. Tapınakçılar bu faaliyetlerinin meyvelerini 1129 yılında gerçekleşen Troyes Konsili'nde topladılar. Bu konsille birlikte tapınak şövalyelerinin papalık tarafından resmi olarak tanınması, kuruluş dönemindeki örgütün hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı. 1130 yılında Clairvaux Manastırı başrahibi Bernard, tapınak şövalyelerinin iç tüzüğünü oluşturacak olan Yeni Şövalyeliğe Övgü adlı bir risale yayınladı. Tapınakçılar bundan sonraki süreçte Fransa ve İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da geniş bir bürokrasi ağı oluşturdular. Kısa süre içerisinde şövalyelerin sayısı 300'ü aşmış durumdaydı. Örgüt için geri planda çalışan kişilerin sayısı ise çok daha fazlaydı. Troyes Konsili ve Bernard'ın çabaları sayesinde tapınak şövalyeleri, papalığın Haçlı Seferi çağrısıyla başlattığı kutsal savaş ideolojisinin resmi temsilcisi haline geldi. Ancak asıl güçlerini bundan sonra yayınlanan fermanlarla elde edeceklerdi. Papalık 1133-1151 yılları arasında tapınak şövalyelerini destekleyen tam 26 ferman yayınladı. Birçoğu tarikata makul sayılabilecek çeşitli imtiyazlar veriyordu. Fakat Papa II. Innocentius tarafından 1139'da yayınlanan Omne Datum Optimum adlı ferman tapınakçılara muazzam bir güç bahşetti. Bu fermanla birlikte tapınak şövalyeleri papalığın koruması altına alınmış, dahası tarikata muazzam imtiyazlar verilmişti. Kilise vergilerinden muafiyet, kendi cemaatlerinden vergi toplayabilme hakkı, Müslümanlarla yapılacak savaşlarda elde edilecek ganimetlere koşulsuz el koyabilme hakkı, Avrupa'da ve doğudaki tüm kilise yargılanmalarından muafiyet, hiçbir dünyevi otoriteye bağlı olmama gibi çeşitli imtiyazlar bunlardan yalnızca birkaç tanesiydi. Öyle ki bu imtiyazlar sayesinde tapınak şövalyeleri, gelecek 200 yıl boyunca Katolik Kilisesi'ne bağlı birçok bölgede papalığa bağlı özel bir devlet gibi hareket etme özgürlüğü elde edecekti. Alo. Evet, buyurun. Cemal. Kim bu Cemal?